Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber ipek eşarp nasıl yıkanır onu göreceğiz. Öncelikle eşarpımızı şöyle size göstermek istiyorum. Güneş kremi lekesi, özellikle boynunun bağlandığı yerde yahut fondöten lekesinin çok fazla olduğu yerler, bunlar çok kötü oluyor. Eşarpı şöyle göstereyim size. Bu bir akerin %100 ipek eşarbı. Biliyorsunuz ki ipek eşarplar doğru yıkanmadığı zaman üzerinde şöyle bir unla kaplı bir toz varmış gibi görünür. Benim de deneme yanılma yoluyla tecrübe ettiğim şöyle Blendax'ın bir şampuanı var. Bu normal kremsiz bir şampuan, kepeğe karşı etkili bir şampuan. Ben bununla yıkıyorum. Şimdi sizinle beraber başlayalım. Suyumuz ılıktan soğuk olacak. Şöyle açıyorum. Evet, fondöten lekelerini ve güneş kremi lekelerini görüyorsunuz. Kapatalım. Biraz fazla oldu, döküyorum. Evet, şu kadar kafi. Arkadaşlar, ipek eşarbımızı yıkarken tersten yıkamaya gayret edelim. Ama tabii ki özellikle lekenin olduğu yerde daha fazla çalışacağımız için oraları da önceden belirleyip daha fazla oraları yıkayacağız. Şöyle özellikle yani sabunu yahut şampuanı direkt üzerine dökmeyin denilse de ben üzerine döküp yıkadım. İpek eşarplarda herhangi bir deforme söz konusu olmadı. Onun için bilmiyorum. Başka şampuanlarda olur mu ama Blendax şampuanda bu şekilde herhangi bir sorunun yaşamadığını söyleyebilirim. Şöyle çok fazla çitilemeden yumuşak yumuşak ipek eşarbımızı çevirerek yıkıyoruz. Birazdan şu temiz gördüğünüz su kirlenecektir. Yıkamaya devam edelim. Biraz daha şampuan koyacağım. Az geldi gibi hissettim. Evet arkadaşlar, bu şekilde yıkıyoruz. Şu şekilde asla çitileyerek yapmıyoruz. O zaman eşarbımız bozulur.
Değerli arkadaşlarım, şöyle eşarbım hafif nemliyken orta kısımları tam kurudu ama şöyle aşağılara doğru birazcık daha nemliyken ütülemeye başlıyorum. Söylediğim gibi eşarbı tersten ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra sizinle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, eşarbımızı yıkadık, ütüledik ve şimdi şöyle ben eşarplarımı ütüledikten sonra etiketinden perdeye takıyorum. Bu şekilde eşarbımı daha uzun süre muhafaza ediyorum. Şöyle bakalım beraber. Hatırlarsanız, evet şu an çok net olarak belli oluyor. Eşarbım buralarında krem izleri vardı. Kırık kırık olmuş. Şöyle. Diğer tarafı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi özellikle doğru yıkanmadığı zaman şu siyah tarafları dediğim gibi sanki üzerinde un varmış gibi olur ya. Benim birçok eşarbım böyle oldu. Ve onları ne yazık ki ilk yıkamadan sonra artık bir daha kullanamaz hale geldiler. Daha kullanamadım. Ama dediğim gibi bu yıkama yöntemiyle hakikaten bu Blend Up'ın şampuanı çok iyi geliyor eşarplara. Bu şekilde yıkamanızı öneriyorum. Şöyle bakar mısınız? Evet. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.